Yarıya kadar gittim herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra baktım, şey yok. Yani hiçbir şekilde görüntü yok. Bir derecede dip karanlık. Yani hem su karanlık hem görüntü yok. Yani öyle diyeyim. Ciddi bir risk alma pozisyonu yaratıyor bu bende. Ağırlıklar yönünden herhangi bir problem çekmedik. Üşüme yönünden herhangi bir problem çekmedik. Buradaki handikap gerçekten şeydi. Görüntü yok. Yani yarım metre bile görüntü yok. Bu çok büyük bir tehlike aslında. Normalde 135 metre için büyük bir tehlike. Ondan dolayı da öncelikle sağlık diyerekten ben yani bu çalışmada zaten 20 metre gittim. 25. metredeki açık olan deliğin ışığını bile görmüyorsunuz. Yani o derecede kötü. Ondan sonra ben 20 metreden 25 metre riskini almayayım, yani son 5 metre riskini almayayım deyip ipe tutunaraktan geri döndüm. Ben bu riski hiçbir şekilde almam. Yani en azından bu güzellik, bu çıldırın güzelliğini veyahut da şeyini böyle olabilecek kötü bir olayla da hatırlarda kalmasını istemem. Ondan dolayı da biz herhalde yarın itibariyle veya öbür gün itibariyle tekrardan farklı dünya rekorları denemek için maceralarımıza devam edeceğiz. Yani bir milim açı hatası yaptığınız anda nereden çıkacağınız belli olmaz. Benim hızımla, çok hızlı gidiyorum çünkü. Ve tekrardan geriye dönme şansını yakalayamayabilir ve hatıralarda çıldır gölü çok daha kötü kalabilir. Ondan dolayı ben burada noktalıyorum yani bu macerayı.